Atadan ve diğer muhabir arkadaşlarımızdan güzel haberleri an bir an almak istiyoruz bizler de. Ve ilerleyen saatlerde umuyoruz ki almayı alacağız. Ama maalesef geride kalanlar var, hayatını kaybedenler var. 26 kişi hayatını kaybetti İzmir depreminde. Yürek burkan hikayeler var. Ege mesela onlardan bir tanesi sevgili seyirciler. Ege annesi ve kardeşiyle beraber 17 yaşında parlak bir öğrenci hayatını kaybetti. Yine 85 yaşındaki bir hanımefendi. Tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu için yükselen sular evini basınca kendisini kurtaramadı, hayatını kaybetti. Geride kalanlara bir bakalım şimdi. Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem sonrasında ölenlerden bazılarının hikayesi yürek burktu. Depremin ardından tsunami ile yükselen dalgaların kıyıda ne varsa sürüklediği o görüntüler aynı zamanda 85 yaşındaki Laika Erçetin'in de son anlarına tanıklık ediyordu. Engelli olduğu için tekerlekli sandalyeye mahkum olan Erçetin, sahil kesimindeki evine gelen dev dalgalar sonrasında denize sürüklendi ve yaşamını yitirdi. Deprem sonrasında oluşan göçük, geleceği parlak bir öğrencinin de yaşamına son verdi. İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel'in oğlu Ege Ilgaz Yüksel'le birlikte kızı Dila Yüksel ve eşi Burcu Yüksel de can verdi. Acı haberi sosyal medya hesabından İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Fatih Güldal duyurdu. Burada kitaplar var, defterler var, notlar var. Dila Yüksel bir önceki yayınımda da bildirmiştim. Bakın burada bir test kağıdı. Dila Yüksel 3A sınıfına gidiyormuş ve işte burada ismini tespit ettiler. İnan ve abi. Hastaneye Ege Ilgaz bu da İnan bir abi. Diğer isim. Enkazın parçaladığı bir diğer aile ise Gönen Belediyespor futbolcusu Malik Tahirler'in ailesiydi. Enkazdan 6 saat sonra sağ çıkarılan Tahirler'in annesi Nazmiye Doğrayan hayatını kaybetti.